Yayında olmam gerek. Görüntü var mı? Bende yok gibi gözüküyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Yayın açtım ama ne durumdayım? Ah, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Görüntü var mı? Ses var mı? Bana hemen teknik olarak destek verin. Tamam, çok güzel. Ferdi hocam iki dersi birden takip edecek. Vallahi şey gibi aklıma şey geldi. Napolyon geldi, bir eliyle annesine, diğer eliyle sevgilisine mektup yazarmış ya. O geldi. Bu arada sabahtan beri hiç kimseyle konuşmuyorum. Sesim, kendi sesimi unutmuşum. Çok kötü bir şey ya. Güzel güzel. Hoş geldiniz hepiniz. Bu akşam şey işleyeceğiz. Ne işledik dün? Ay, dün diyorum. Dün ÖABT vardı, önceki gün. Birinci meşrutiyetten bahsettik. Tanzimat, ıslahat, istibdat dönemi özelliklerini konuştuk. Değil mi? Onları hatırlıyorum. Bakayım başka. Bu akşam sanırım ikinci meşrutiyetten bahsedeceğim. İşte 31 Mart vakası falan filan. Trablusgarp Savaşı, onu planlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelmeyi hayal ediyorum. Ama tabii ki bu bizim tamamen hızımızla alakalı arkadaşlar. Evet, değil mi? Güzel. Basın yayından da bahsedeceğim. Arkadaşlar, basın yayınla ilgili Tanzimat dönemi ve İstibdat döneminin basın yayınıyla ilgili ayrı ayrı not yaptım hatırlıyorsanız. Onları zaten PDF'lerini dağıtmıştım. Instagram'da da fotoğraf halinde de var zaten. Hoş geldin hocam. Ses, şey, çay içeyim bir yandan. Evet. Dağılma dönemindeyiz ama yıkılmadık, ayaktayız sağ olun. Evet, iğrenç esprilerim ve ben. Bakalım onları konuşacağız. Basın yayın üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü zaten önemli olan onları sınıflayabilmeniz. Konu olarak ilerlememiz bizim için daha önemli. Ama şunlar önemlidir, bunlar önemlidir falan diye böyle üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Basın yayından soru geliyor çünkü. Bu yıl da gelebilir. Bekliyorum yani. Bir şeyler bu. Söyleyeyim bana adını. Geçen yıl şey çıktı. Hayda. Çok parti. Heh. Kurulan partiler, siyasi partiler. Şey, Atatürk dönemi değil de bu Meşrutiyet dönemi partileri falan filan. Mebusan Meclisi'nde bulunan gruplar gibi. Bu sorularla karşılaşıyoruz. O yüzden onlara bir dikkat etmenizi isterim. Yayından yine çıkabilir. Zaten çıkmış soruları da çözüyorum biliyorsunuz. Döndü hocam, sen de hoş geldin. Çıkmış soruları çözdüğümüz için şeyde de görüyorsunuz ki zaten hemen hemen her yıl mutlaka böyle ya basın yayınla ilgili ya işte şeyle siyasi partiyle ilgili sorularla karşılaşıyoruz. Bu arada sanırım yarın akşam çıkmış soru çözüyorum değil mi? Cumartesi mi dedim, pazar mı dedim arkadaşlar? Kerem hocam siz de hoş geldiniz. Bütün moderatörlerim ayrıca hoş geldiniz. Evet. Gülbahar hocam siz de hoş geldiniz. Ne sordum ben en son? Bir şey sordum size. Bir şey sordum. Ne sorduğumu da unuttum. Heh. Emre hocam pekala. Hoş geldin güle güle. Hoş geldin güle güle. Kendi dersine git. Pazar mı dedim arkadaşlar? Pazar mı dedim? Tamam. Bu arada ben normal artık şey yapıyorum. Haftalık çıkartıyorum ders programını. Instagram'da da yayınlıyorum. Gruplarınıza da atmaya çalışıyorum. Yarın dedim değil mi? Yarın dedim, cumartesi. Evet. Evet, gene işte hep demokrasi ya, hep demokrasi. Hep size soruyorum arkadaşlar, ne çözerim ne çözmeyeyim diye. Şeyi bakayım. Yarın akşam çözelim eğer müsaitseniz ya. Yarın akşam çözelim o zaman çıkmış soruları. 2012'deyiz Emre'cim. 2012 yılındayız. Yarın akşam 2012'yi çözelim o zaman. 21.15 standart saatimiz biliyorsunuz. Değil mi? Cumartesi. Evet. Evet, Salı akşamı devam edeceğiz şeye, ÖABT'ye, Furkan hocam.
Salı akşamı şey bitmedi çünkü Ortaçağ Avrupa'mız da bitmedi. Ortaçağ Avrupa'sının kalan kısmında Haç seferlerindeyiz. Onlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, pazartesi günü eksik konumuzu konuşacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Ne kaldı? Türk İslam tarihinde Anadolu Selçuklu'yu da bitirdik, değil mi? Ufak bir yer kalmıştı. 10-15 dakikalık bir konu kalmıştı. Hem onları konuşacağız. Ondan sonrasında da Elif'im hoş geldin canım. Ondan sonrasında da şey yapacağız. Soru cevap yapacağız. Hani Instagram'da sürekli yapıyorum ya. Emre Yılmaz gitmediyse o çok seviyor bunu. Soru cevap yapacağız arkadaşlar. Ben soracağım, siz cevap vereceksiniz. Fix muhabbet. Ondan sonra o güzel oluyor, genel tekrarları. Zaten daha öncesinde özellikle bunu yapıyorduk daha fazla. Ama konu anlatımlarına girince soru cevap falan yapamamaya başladık. Bir de Instagram kasıyor. Artık Instagram'dan yapmıyorum soru cevabı, o yüzden yapmayacağım yani. Yine buradan soru cevap olarak gideriz arkadaşlar. Öncüllü soru sorabilirim. Hiç olmazsa yazıyla falan da olabilir belki. Daha iyi olur diye düşünüyoruz. Zoom'u hiç kullanmadım Abdullah Hocam. Hiç kullanmadım. Yani bir de takılıyormuş sanırım böyle bir 15-20 kişi girince sıkıntı oluyor diye duydum Zoom'da. O yüzden de pek şey bakmıyorum, sıcak bakmıyorum ki şu an benim kullandığım bence çok daha üstün bir teknoloji diye düşünüyorum yani. Merhaba Gültekin Hocam, siz de hoş geldiniz. Evet, öyle düşünüyorum yani. O yüzden Zoom'luk şu anlık bir durumumuz yok zaten. Bu arada şeyi de söyleyeyim bana. Evet, YouTube herkes şey kullanmıyor. Instagram kullanmayanlar da var aramızda. YouTube biraz daha bu anlamda hem daha avantajlı hem de takılmıyor. Bu yüzden de bizim için daha kullanışlı oluyor. YouTube'dan soru cevap yapıyorum pazartesi akşamı. Dediğim gibi haftalık ders programını zaten hazırladım. O şekilde yayınlayacağım arkadaşlar. Bu hafta normalde salı günüm boş oluyordu. Bu hafta perşembe günümü boş bıraktım sadece. Haftada bir gün tatil yapıyorum. İzin yapıyorum daha doğrusu. Arda'cığım da gelmiş. Hoş geldin Arda. Bu akşam dediğimiz gibi artık konularımız gittikçe ciddileşiyor ve önemli arkadaşlar. O yüzden olabildiğince sizler de katılmaya devam etmenizi rica ediyorum. Evet, öyleyse hazırsak tam zamanında dersimize başlayalım istiyorum arkadaşlar. Çok fazla zaman kaybetmeden şu gazeteleri falan böyle bir konuşalım. Osmanlı Devleti'nde basın yayın hayatı diye başladık. Şimdi burada arkadaşlar görünüyor sanırım, değil mi? Evet, görünüyor diye düşünüyorum. Tamamdır. Evet, hadi bakalım, bismillah başlayabiliriz. Evet, şimdi ben şöyle bir kalemime bakayım ne renk olsun. Burada yeşil olsun, yeşil hiç kullanmamışım, oradan gitsin. Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde bakın ilk önce bakın Fransızca bir gazete çıkarılıyor. Fransızca gazetemiz. İsmini ezberlemezsiniz zaten ama bunu böyle bilelim ilk önce. Fransızca bir gazete çıkmış, yayın çıkmış. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin kendi Anadolu toprakları dışında, Anadolu topraklarının dışında basılan bir yayın var. Hangisi? Vakai Mısriye. Bakın Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılmış. Türkçe ve Arapça olarak bastırılmış. ÖABT'ciler için Türkçe ve Arapça olduğunu bilmemiz bizim için önemli arkadaşlar. Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne karşı propagandalarını yayınlamayı amaçlamış. Kavalalı Mehmet Ali Paşa biliyorsunuz ki başımızın belası, zaten nitekim tarihine 1828. O zaman bana şunu söyleyin, hemen standart soralım. Hangi tarih itibariyle Mısır hidivlikti? Hangi anlaşmayla arkadaşlar Mısır yönetimi saltanata çevrilmişti ve hidivlikle yönetilmeye başlanmıştı? Siz bana bunun cevabını verin. Ben de takvim-i vakayiden devam edeyim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 1831'de bakın yayınlanmaya başlanmış takvim-i vakayı. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi 2. Mahmut zamanında çıkarılmıştır arkadaşlar. Arapça, Ermenice, bakın Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayınlanmış. Yani çok dilli olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, hangi anlaşmayla? Eyvah eyvah. Arkadaşlar, Kütahya Anlaşması, ben 1840 yılında... Şimdi hiç doğru cevap gelmedi şu anda, ben canım sıkıldı, bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Kütahya Anlaşması'yla Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın istediğini yani elde edemiyor biliyorsunuz. Suriye Ciddi Valiliğini de veriyoruz ama daha sonra 1838'de Nizip Savaşı'nda Osmanlı Devleti mağlup oluyor bir daha üstüne üstlük. Kütahya Anlaşması'ndan sonra olan kısımda. Sonra bu kez de Avrupalı devletler yine aracı oluyorlar ve 1840'ta Londra Anlaşması'nı imzalıyorlar. Yani burada Mısır valisi deyince 1840 Londra bizim için daha esaslıdır. Londra Anlaşması ile artık Mısır
yönetimi saltanat haline getiriliyor ve hidivlikle yönetilmeye başlanıyor. Ve bundan sonra arkadaşlar Lonca Anlaşması'ndan sonra hidivliğe çevriliyor ya Mısır'ın yönetimi. Saltanat haline geçiyor. Bundan sonra artık imtiyazlı eyalet statüsüne girmiştir. Aynı zamanda Mısır eyaleti. İmtiyazlı eyalet statüsüne geçmişti. Salyaneli miydi, salyanesiz miydi? Daha öncesinde salyaneli miydi, salyanesiz miydi? Elifçim anlamadım canım. Salyaneli yani tımarsızdı. Salyaneli eyalet statüsünden 1840 Lonca Anlaşması'yla bundan sonra artık imtiyazlı eyalet statüsüne geçmiştir diyoruz arkadaşlar Mısır için. Tamam mıyız? Harikasınız. O zaman aklımıza gelecek olan Kütahya Anlaşması değil. Kütahya Anlaşması'yla ilk kez Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile anlaşma yapılıyor. Anlaşma yapılıyor ama bundan sonraki süreçte yine Osmanlı Devleti hatırlıyorsanız güvenemiyordu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya. Ve Fransa ve İngiltere de aracı olmuş ve 1840'ta Lonca Anlaşması'nı bir daha imzalamıştı. Ve ondan sonra da saltanat haline gelmişti. Zaten Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan çekmiştik yani. Ayberk'cim hoş geldin canım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Öyleyse takvim vakayla ilk Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesidir dedik. Yarı resmilerde ceride kelimesini arayacağız. Yarı resmi gazeteler. Yarım demektir çünkü ceride aynı zamanda. Takvim vakayı Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayınlanmıştır. Çok dilde kullanılmış diyoruz. Daha sonraki gazetemiz Tercüman-ı Ahval arkadaşlar. İlk özel gazete. Siz bunları ezberleyeceğiniz için daha doğrusu biraz kendinizin çalışması gerektiği için hızlı geçiyorum arkadaşlar bu konuyu. Dediğim gibi notları zaten sizin elinizde var. İlk özel gazete statüsünde bakın. Agah Efendi ve Şinasi ile birlikte çıkarılıyor. Daha sonrasında tasviri efkarda Şinasi bunu tek başına çıkarıyor arkadaşlar. Şinasi'nin tek başına çıkardığı özel gazete. Burada hocam bu da özel bu da özel diye kafanızda konuşamadım. Kafanız karışabilir. Kendim hızımda kendim takılacağım. Ancak tasviri efkarda arkadaşlar Şinasi bunu tek başına çıkarmış. Daha sonra Şinasi'den sonra Namık Kemal devralmış. Namık Kemal'den sonra ise Recaizade Mahmut Ekrem yayınlamış arkadaşlar Tasvir-i Efkar gazetesini. Bu anlamda bizim için önemli arkadaşlar. Sonrasında bakın bunların hepsi Abdülmecit döneminde. Bakın burada Abdülmecit zamanını böyle ayrıca aldım. Yani Tanzimat'la ortaya çıkan gazeteler. Demek ki Tanzimat döneminden önce ne varmış? Takvim Vakai varmış. Vakai Mısır'ya varmış. Bir de Bulletin de Nouvelle varmış. Okuyamıyorum Fransızcam yok. Bunda bu 3 tane gazete varmış Tanzimat'tan önce. Tanzimat dönemiyle birlikte tasviri efkarı görüyoruz, tercüman ahvali görüyoruz. Ceride-i Havadis, ceride neydi? Yarım demekti. Arkadaşlar yarı resmi gazete statüsündedir bu yüzden ve ilk Türkçe gazetedir. Bakın ilk Türkçe gazete özelliği var. Churchill tarafından 1840'ta çıkarılmaya başlanmış arkadaşlar. William Churchill burada İngiliz etkili olmuş. Vakai Tıbbiye çoğunuz biliyorsunuz ilk Türk dergisidir. Türkçe çıkarılmasıyla Türk dergisini birbirine karıştırmayalım. Çoğunuz biliyorsunuz tıp alanında verilen Vakai Tıbbi alanında Vakai Tıbbi adlı dergimiz çıkmış arkadaşlar. Meslek dergisi tıp mesleğinden kaynaklanan bir dergi. Dili ve içeriği tabii ki tamamen yani ne diyor dili içeriği dediğine göre Vakai Tıbbi'de Latince var mıdır? Evet Latince vardır diyeceksiniz. Yani dilinden kaynaklandığı şey bu. Ama burada özellikle bilmenizi istediğim arkadaşlar gazete Düstur gazetesidir. Bu bizim için önemli. Çoğunuz bilmiyorsunuz bunu neden anlamıyorum. Tanzimat döneminde çıkarılan kanunların yayınlanması amacıyla. Hani Abdülmecit dedi ya bu kanunlara ben dahi uyacağım diye. Abdülmecit tarafından çıkarılan kanunların arkadaşlar yayınlandığı gazetedir. Lozan Anlaşması Düstur'da yayınlanmıştır. Demek ki Cumhuriyet döneminde de yani Cumhuriyet'te de yine arkadaşlar yayınlanmaya devam etmiştir. Düstur dergisi diyoruz. Ama daha sonra tabii ki ceride-i resmiye çıkarılacak. Hakimiyeti Milliye yine aynı şekilde yarı resmi gazete özelliği de taşıyacak. Bunlar da yine var ama bunları o zaman anlatacağım. Yani şeyde genelgeler kongrelerde ayrıca bir gazete dergi konuşacağız. Sonrasında bakın Terakki Mukadderat adlı dergimiz var. İlk kadın dergisidir arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım tarafından çıkarılmıştır.
50 TL'niz varsa çıkartın, üzerinde resmi var biliyorsunuz ki. Fatma Aliye gerçekten o dönemin entelektüel hanımefendilerinden bir tanesi. 48 sayı kadar çıkarılmış arkadaşlar. Terakki Mukadderat. Kitap olduğu da söylenir. Kitap olarak da karşınıza çıkabilir. İlk kadınlarla ilgili bilgi veren ilk kitaptır gibi düşünebilirsiniz. Muhbir arkadaşlar Ali Suavi tarafından çıkarılmış. Ali Suavi'nin öldürüldüğü olay hangisiydi? Hatırlıyor musunuz? Dün akşam, önceki akşam konuştuk. Ali Suavi'nin öldürüldüğü arkadaşlar olay hangisiydi? 7-8 Hasan Paşa tarafından öldürülmüştü. Evet, İstanbul ve Londra'da olmak üzere iki yerde çıkarılmış muhbir. Evet, Çırağan olayında, Çırağan baskında Ali Suavi öldürülmüştü. 7-8 Hasan Paşa tarafından. Evet, Muhbir gazetesi de Mustafa Kemal'in de yine arkadaşlar yazılar yazdığı bir gazeteydi hatırlıyorsanız. Bu yüzden bizim için yine önemli bir gazete. Diyojen arkadaşlar Theodor Kasap tarafından çıkarılmış bir gazetedir. Fransızca ve Rumca. Bakın bunların dilleri ÖABT'ciler için özellikle önemli. İlk mizah dergisi olma özelliğini zaten çoğunuz Diyojen'i biliyorsunuz. Bir de Aile-i Vatan var arkadaşlar. Eğri Bozlu Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılmış. İlk resimli gazete. İlk resimli gazetedir arkadaşlar. Bu da Abdülaziz zamanında, bakın bunlarda. Abdülmecit Abdülaziz döneminde diye ayırırsanız. Ama sonuç olarak bunların hepsi ne zaman? Tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler, yayın organlarıdır. İstibdat döneminin yayın organlarına bakıyoruz şimdi. 2. Abdülhamit döneminde neler olmuş arkadaşlar? Biliyorsunuz ki 2. Abdülhamit'in istibdat döneminde basına sansür uygulaması vardı. Basına sansür uygulaması olduğu için çok fazla özgür basından bahsedemiyoruz burada. Şükrü Fezar'ı özellikle bilmenizi istiyorum. Hele ÖABT'ciler kesinlikle Şükrü Fezar ve Alemin İsvan'ı çok iyi bilecek. Muhtemelen Alemin İsvan'ı çok yakın bir zamanda sınavda karşılaşacağımızı düşünüyorum. Şükrü Fezar'ın çiçek bahçesi demek olduğunu zaten biliyoruz. Marif Nazırı, yani babası Milliyetin Bakanıymış. Heyt. Görüyorsunuz değil mi? Dayısı olmayanın babası var yani. Münif Paşa'nın kızı. Marif Nazırı Münif Paşa'nın kızı Arife Hanım tarafından çıkarılmış Şükrü Fezar dergisi arkadaşlar. Okuyuculardan mektuplar falan da almış. Böyle nasıl diyeyim size, hani bu Gönül abla falan filan muhabbetleri var ya. Evet evladım, bence şöyle yapmalısın. Bence kendine iyi bir gelecek hazırlamalısın. Bence KPSS'ye iyi hazırlanıp mutlaka atanmalısın tarzında böyle fikirler veren arkadaşlar bir dergidir Şükrü Fezar. Buranın, bunun bir önemi de şu. Dönemin kız öğretmen okulu olan Darül Muallimat'tan mezun olan kadın öğretmenler, kız öğretmenler tarafından çıkarılan arkadaşlar bir dergidir aynı zamanda Şükrü Fezar, tamam mı? Bu yüzden bizim için önemli. Ve Alemin İsvan. Alemin İsvan ise İsmail Gaspıralı'nın kızı Şefika Hanım tarafından çıkarılıyor arkadaşlar. Şöyle diyelim, dünya üzerindeki ilk Türk Müslüman kadın dergisi. Orta Asya'daki Müslüman kadınlarla da bağlantı kurmayı amaçlamış. Zaten Türkistan bölgesinde çıkarılan bir dergidir arkadaşlar. Kadınlar dünyası anlamına geliyor Alemin İsvan aynı zamanda. Arap alfabesini kullanarak Kırım Tatar dilinde ve 1912 yıllarına kadar da Kırım'da basılmış arkadaşlar bakın dergi. Baş editörlüğünü dediğimiz gibi İsmail Gaspıralı'nın kızı Şefika Hanım tarafından çıkarılmıştır. İlhan Hocam, neden hızlı konuşuyorum anlatayım. Dediğim gibi tekrar ediyorum, bu konu ezberdir. Sizlerin bunu ezberlemesi, yani kendinizin çalışıp öğrenmeniz gerekiyor. Burada size bunu uzun uzun yazılı bir şeyi anlatmak zaten bana göre zaman kaybı. Zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü notlarını da dağıttım. O yüzden hızlı gaza bastım yani. Şuna dikkat, ben burada niye verdim bugün bunu işliyorum? Şuna dikkat edin, buna dikkat edin diye anlatmaya çalışıyorum aslında. Mesela çıkma ihtimali yüksek olan Alemin İsvan, Şükrü Fezar, Mukadderat. Bunlar Tanzimat döneminde hangileri? Hop, soruyu sorayım mesela hemen. 1. Dedi ki Alemin İsvan. Alemin İsvan. 2. Şükrü Fezar. Şükrü Fezar. 3. Dedi ki Mukadderat. Mukadderat. Hangileri? Hangileri Tanzimat döneminde çıkarılan kadın gazeteleri arasında yer almaz dedi. Tanzimat döneminde çıkarılan kadın gazeteleri arasında yer almaz arkadaşlar. Evet, zaten şunları bilmeniz gereken yerler var diyorum zaten böyle, yani özellikle. Mesela soru nasıl gelir? Bak soru böyle gelir. Cevabınız ne arkadaşlar? Tanzimat döneminde yer almayan Alemin İsvan ve
tabii ki Şükufezar'dır. Çünkü istibdat döneminde yayınlanmıştır. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey bu. Hani ben burada evet hızlı konuşuyorum. Sebebi bu. Anlaştık mı? İstiyorsanız mıy 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 bir saatte de anlatırım ben bunu ama istiyorum ki siyasi tarihten de yolumuza devam edelim. Bunların notları elinizde var çünkü bu şekilde. Evet cevabım 1 ve 2'dir arkadaşlar. Mukadderat ise ne dedik biz? Tanzimat döneminde çıkarılmıştır dedik. Devam ediyoruz öyleyse. Arkadaşlar Demet dergisi Halide Edip de yazılar yazdığı için bir nebze karşımıza çıkar. Yine kadın dergisi olduğunu unutmayalım. İsimleri zaten bize az çok şey veriyor. Furkan Hocam Instagram'ımda var. Ayrıca Telegram gruplarında da PDF'lerini dağıttım. Şeyden Instagram'dan yazarsınız. Konuşuruz, hallederiz yani. Evet, tercüman-ı hakikatimiz var arkadaşlar burada. Çok fazla duyulmuş bir gazete değil biliyorsunuz ki. Ahmet Mithat Efendi tarafından kurulmuş. 2. Abdülhamit döneminde yazılmıştır arkadaşlar yine. O yüzden ismini bilseniz yeterli. Mizan yine bizim için önemli. Bak Ayberkçim önemli. Jön Türk Mizancı Murat tarafından çıkarılmış arkadaşlar. Sonradan Mizancı Murat İttihatçı Murat olmuş. Dönek. Yani evet tamam mı? O yüzden arkadaşlar şeyde Mizan dergisi bu yüzden sadece önemli. Mizancı Murat, Jön Türk sonradan İttihatçı olmuş. Demek ki Mizan dergisi ilk önce Osmanlıcılık fikir akımını savunmuş ama daha sonra İttihatçı fikir akımlarını savunmuş. Yani Türkçülük fikir akımını savunmuştur diye bileceğiz. Ve mutlaka bilmeniz gereken bir arkadaşlar dergi. Hangisi? Tabii ki Sebil-ül Reşat, yani arkadaşlar Sırat-ı Müstakim olarak da bildiğimiz. Bir saniye şöyle atayım şunu. Ay atamadım. Neyse bir saniye. Evet Sebil-ül Reşat var burada bakın. Sırat-ı Müstakim olarak da bileceğiz ismini. Mehmet Akif Ersoy tarafından onun desteğiyle çıkarılmış. Eşref Edip Fergan baş yazarlığını yapmış arkadaşlar. ÖABT'ciler bu ismi bilecek. Mehmet Akif Ersoy tarafından çıkarılan diye Sebil-ül Reşat yanılmıyorsam çıktı sınavda. Tam hatırlamıyorum ama bir de Sırat-ı Müstakim de diğer ismidir arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy'un hangi fikir akımına dahil olduğunu bana söyler misiniz? Türkçü müdür, İslamcı mıdır? Mehmet Akif Ersoy İslamcılık fikir akımını mı savunmuştur, Türkçülük fikir akımını savunmuştur? Evet, milli mücadele yıllarında önemli bir arkadaşlar dergi olduğunu da söylemiş olduk. Evet, soruma cevap alayım ben. Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar İslamcı mıdır yoksa Türkçü müdür, milliyetçi midir? Evet. Açık Söz'de İstiklal Marşı ilk kez yayınlanıyor. İstiklal Marşı ilk kez Açık Söz'de yayınlanmıştır Ayberk'cim. Evet, güzel. İslamcı olduğunu biliyoruz. Harika. Bir de Volkan ve Serbestli gazetelerim var. Bunların ismini bilebilseniz yeter bizim için. Çünkü birazdan konuşacağız. 31 Mart vakasında etkili olduğu gerekçesiyle kapatılacaklar arkadaşlar. İttihat karşıtı gazetelerdir. İttihatçılar da İktam gazetesi biliyorsunuz. İttihatçıdır arkadaşlar İktam gazetesi. Bir de Tanin, Tanin gazetesi. Tanin ve İktam. Buraya şöyle Tanin'i de ekleyeyim ben size. Tanin ve İktam İttihatçıdır. Hangisi İttihatçı hangisi değil diye ayırın. Volkan ve Serbest'i istibdat döneminde 2. Abdülhamit'i savunur. İktam ve Tanin ise İttihat ve Terakki'nin yanında bulunan dergilerdir, gazetelerdir arkadaşlar. Şura-i Ümmet bakın İttihat ve Terakki tarafından yine çıkarılan basın yeni yayın organı. Bahattin Şakir ve Sami Paşazade Sezai dergiyi Kahire'de çıkarmış. Daha sonra İstanbul, Selanik ve Paris'te de yayınlanmaya devam etmiştir arkadaşlar. Burada yine bunu da iddiatçı olarak alırsak 3 tane iddiatçı gazetemiz var. Şura-i Ümmet, İktam ve Tanin gazeteleri diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. Evet. Bunları dediğim gibi birazcık siz çalışacaksınız. O yüzden arkadaşlar ben de çok zaman ayırmıyorum. Sizler de notları olduğu için ona güvenerek. Tamam. Evet. Şimdi kendime kalbim kadar temiz bir sayfa açıyorum. Evet. Öyleyse. Bakalım. Birinci meşrutiyeti ilan ettik. Daha sonra istibdat dönemi başladı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. 93 Harbi'ni bahane eden 2. Abdülhamit meclisi süresiz olarak feshetmişti hatırlıyorsanız. Mecliste hem gayrimüslimler hem de Müslümanlar vardı.
Bana şunu söyleyin. Gayrimüslimlerin ilk kez yönetime dahil olması, ilk kez oy kullanmaları ne zamandır? Hangi belgeyledir gayrimüslimlerin ilk kez yönetime dahil olması, oy kullanabilmesi ilk kez hangi belgeyle gerçekleşmiştir? Evet, güzel, güzel. Islahat fermanı değil mi arkadaşlar? Evet, ıslahat fermanı ile gayrimüslimler il genel meclislerine dahil olabiliyorlardı. Bu da onların böylece yönetime dahil olduklarını ilk kez göstermişti. Güzel. Pekala. Bir de ben Mustafa Kemal'le Mustafa Kemal'in 5. ordu komutanı olarak gittiği bir yer vardı. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi benim muhteşem haritamı? Muhteşem haritamı hatırlıyorsanız. Evet şöyle. Evet böyle. Mustafa Kemal buradaydı hani Şam'daydı. 5. ordu komutanıydı. Burada 1905 tarihinde bir cemiyet kurmuştu. Cemiyetimin adı neydi? Cemiyetimin adı neydi? Ben de kendime çay koyayım. Şeyle termosla oturdum bugün. Evet. Şam'da Mustafa Kemal'in kurduğu cemiyetin adı neydi? Fikir akımı neydi arkadaşlar? Bir de savunduğu fikir akımı Türkçülüktü zaten. Hiç yormayayım sizi. Evet, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ydi. Bir de 1889'da İttihad-ı Osmani adıyla ilk olarak 1889 yılında bakalım şöyle. İttihad-ı Osmani'ydi başlangıçta adı değil mi? İttihad-ı Osmani şöyle yazalım. Osmani. Bu cemiyet de Türkçülük fikir akımını savunuyordu. Bunlar Selanik'te örgütlenmişti. Çünkü cemiyet kurmak yasaktı. Daha sonra ne demiştik biz? Kutlu tarih olan 1907 yılında tabii ki değil mi? Love. Evet. 1907 yılında Mustafa Kemal cemiyetini kapatmış. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kapatmış. İttihad-ı Osmani ile birleşerek artık 1908 yılı itibariyle İttihat ve Terakki, İttihat ve Terakki ismini almıştı bu cemiyet arkadaşlar. Önce bunu konuşmuş olalım. Bir yudum çay içeceğim. Evet, var mı sorunuz buraya kadar şimdilik? Bir şey yok herhalde değil mi arkadaşlar? Güzel. Ondan sonrasında bakalım. Şeyde, şöyle söyleyelim. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan dış olay neydi? Birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan dış olay neydi? Şimdi ikinci meşrutiyette neler var bir konuşalım. İkinci meşrutiyet. Evet. Evet. Reval görüşmeleri vardı değil mi arkadaşlar? Evet. Fırka ismini alması 1908'de ikinci meşrutiyetle birlikte artık siyasi bir parti olarak mecliste yer alıyorlar ve seçimlere katılıyorlar. Ondan sonra resmi olarak fırka ismini kullanmış oluyorlar. Evet, Reval görüşmesiydi değil mi arkadaşlar? Güzel. Şöyle söyleyelim, batıcılık fikrini Mustafa Kemal, arkadaşlar sizin sorulara dalarsam ben konuyu anlatamam, konuşmayacağım. Sonra sorun soruları oldu mu? İkinci meşrutiyeti arkadaşlar, tarihimiz ne? 1908. Şimdi bu tarihte arkadaşlar 1907 yılında Reval görüşmeleri yapılıyor. Reval görüşmeleri İngiltere ile kim? Rusya arasında imzalanmıştır. Bugüne kadar İngiltere hatırlıyorsanız Osmanlı Devleti'nin Paris Anlaşması'nda 1856 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nda Osmanlı Devleti'ni Avrupalı bir devlet olarak kabul etmişlerdi. Dedi ki Osmanlı Devleti Avrupalı bir devlettir. Biz onu koruyoruz bebeğim. Kimse ona dokunamaz. Burada kime gözdağı verdi? Rusya'ya. Ancak hangi olayla? Hadi siz bana söyleyin. İstibdat döneminde bir olayla Almanya ile Osmanlı Devleti yakınlaşmaya başlıyor. Ve bu yüzden İngiltere bize trip yapıp ne yapıyor? Bakın Rusya ile anlaşma yapıyor. İngiltere ile Rusya arasındaki Reval görüşmeleri İttihat ve Terakkicilerin hoşuna gitmiyor ki bunlar Enver Paşa, Resneli Niyazi gibi kişiler var bunların içerisinde. Bunlar arkadaşlar Selanik'te bir ordu ve halkı örgütlüyorlar. Ve 2. Abdülhamit'e baskı yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki eğer ki sen meşrutiyeti tekrar ilan etmezsen çok yakında bir savaş çıkacak. Ve bu savaş içerisinde Osmanlı Devleti ezilecek. Sen bir an önce azınlıkları da meclise dahil etmelisin. Çok ses olmalı. Bu yüzden tekrar meşrutiyeti ilan etmelisin diyorlar. 2. Abdülhamit'i başlangıçta 2. Abdülhamit bu işe pek kulak asmıyor. Ancak arkadaşlar Selanik'teki böyle karışıklık İstanbul'a doğru yürümeye başlayınca 2. Abdülhamit endişeli ediyor ve tekrar 2. meşrutiyeti ilan ediyor. Yani tekrar Kanuni Esasiyi yürürlüğe koyuyor. Kanuni Esasiyi
Tekrar. Evet, Berlin-Bağdat tren yolu, evet demir yolu projesi arkadaşlar. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına İngiltere tepki göstermiş ve bu yüzden de ne yapmıştı? Hadi dedi güle güle, ben artık dedi Osmanlı Devleti'ni korumuyorum. Rusya, ey Rusya, istediğin gibi saldırabilirsin, hadi sıcak denizlere in bakalım dedi. Bunun üzerine de İttihat ve Terakkiciler, bunlar askerler dediğim gibi, subaylar çünkü, 2. Abdülhamit'e baskı yaptılar. Selanik'ten İstanbul'a doğru bir hareket başlayınca, bunun adı 31 Mart vakası değil, bunun adı Bab-ı Ali baskın değil, bu bambaşka bir şey, karıştırmıyorsunuz birbirine, tamam mı arkadaşlar? 2. Abdülhamit bu baskı yüzünden tekrar Kanuni Esasiyi ilan etmiştir, tamam mıyız? Güzel. 1908 yılında arkadaşlar seçimler yapılır. Seçimler yapılır. Burada tekrar 256 tane milletvekili, yani mebus seçilir. Tamam, burada yine. Yeniden seçimler yapılır. İttihat ve Terakki burada yine seçimin içerisindedir ve seçilirler. İttihat ve Terakkiciler, şöyle söyleyelim. Bu seçimde İttihat ve Terakki seçilir. Ve aynı zamanda çeşitli siyasi partiler kurulur. Önce bir partilerin isimlerini yazalım. İttihat ve Terakki var zaten dedik değil mi? Hürriyet ve İtilaf. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Hürriyet ve İtilaf. Çünkü arkadaşlar, İttihat ve Terakki'nin en azılı muhalefet partisi, İttihat ve Terakki'nin en azılı muhalefet partisi Hürriyet ve İtilaf fırkası olacak. Anlaştık mı? Demek ki 1908'deki 2. Meşrutiyet ilan edildiğinde artık 1. Meşrutiyet'ten ilk farkı ne? Çok partili hayat var arkadaşlar. Çok partili hayat var diyoruz. Bundan başka Osmanlı Ahrar Fırkası. Osmanlı Ahrar Fırkası. Bu arada şunu da söyleyelim. Dese ki bana İttihat ve Terakki'den sonra kurulan ilk muhalefet partisi hangisidir derse, cevabınız hangisi olacaktır? Hürriyet ve İtilaf mı, Osmanlı Ahrar Fırkası mı? Fedakaranı millet. Bu arada ben yazayım. Fedakaranı millet. Ve arkadaşlar İttihadi Muhammediye. İttihadi Muhammediye. Evet. Arkadaşlar evet, güzel. Osmanlı Devleti'nde de İttihat ve Terakki'ye karşı. İttihat ve Terakki 1908'de seçimleri kazandı. İttihat ve Terakki'ye karşı açılan ilk, nasıl diyelim, ilk muhalefet partisi Osmanlı Ahrar Fırkası'dır. En azılı muhalefet partisi Hürriyet ve İtilaf Cemiyetleri'dir arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet, güzel. Aynen öyle. Sonrasında devam ettiğimizde burada seçimlerinden bahsettik ya, hemen ara bilgi, kombocuyuz biliyorsunuz. 1912'de tekrar seçimler var. Tekrar seçim yapılmış, milletvekili seçimleri, ya yani mebus seçimleri. 1912'deki seçimlerde yine İttihat ve Terakkiciler bu kez baskı yapmışlar. O yüzden Sopalı seçimleri olarak bilinir. Bana şeyi hatırlatıyor hep. 1980 ihtilalinden sonra bir anayasa, 1982 anayasası kabul ediliyor ya. 1982 anayasasının kabulü yine şeyle, referandumla yapılıyor. Jandarma kapıda bekliyormuş. Yani o da yine baskıyla yapılan, %90 oyla, oranla kabul edilen arkadaşlar bir anayasadır. 1982 anayasası. Evet, devam ediyorum öyleyse. 1914'te tekrar seçimler var. O zaman bir bakalım. 1908'de seçimler var, 1912'de seçimler var, 1914'te seçimler var. 1914'teki seçimin özelliği de şu. Sadece ve sadece tek parti. Tek parti sınava diyorum ya, sınavla yedim kafayı. Sadece ve sadece tek parti arkadaşlar seçime girmiş. O da tabii ki İttihat ve Terakki Partisi'dir. Ondan sonrasında 1. Dünya Savaşı'na yön vermişler. Ortalık zaten karışmış, bunu biliyorsunuz. O zaman 1908 seçimlerinde İttihat ve Terakki gündemde kazandı. 1912'de Sopalı seçimler yaptılar. Zorunlu olarak kazandılar. 1914'te zaten kendilerine herhangi bir alternatif parti koymamışlar meclise. Ve tek parti olarak da zaten 1914'te tekrar seçilmişler. Bu seçimleri böyle konuştuğumuza göre meşrutiyette, ikinci meşrutiyetle birlikte şunu konuşalım. İkinci meşrutiyet, yani 1876 kanunu esasisi aynen yürürlüğe girdiğine göre. İkinci meşrutiyetin ilk ilan edildiği süreçte meclisi açma ve kapama yetkisi hala kime aittir arkadaşlar? Meclisi açma ve kapama yetkisi hala kime arkadaşlar aittir?
padişaha aittir. Ancak tabii ki bunun önüne geçilmek isteniyor. Ve bu süreç içerisinde arkadaşlar ne olmuş? 31 Mart vakası çıkmış. Şöyle ki 2. Abdülhamit her ne kadar meclisi ilan etse de 1876 kanunu esasisi aynen yürürlükte olduğu için, arkadaşlar bu süreç içerisinde yine meclisi açma kapama yetkisi padişaha ait. Ve 2. Abdülhamit gizliden gizliye alttan alttan Ahrar Fırkası'nı desteklemiş. Ve Volkan Gazetesi'ne para yedirmeye başlamış. Tamam mı? Bir de burada Serbesti yine gazetesi var. Bir de Serbesti gazetemiz var. Arkadaşlar bu gazetelerde 2. Abdülhamit'in yararına, faydasına böyle işte tek başına iktidar olmalıydı, işte padişahımız çok yaşa falan tarzında böyle mevzular devam ediyor. Bunun üzerine tabii ki bu arada 31 Mart vakası patlak veriyor. Tarihimiz kaç? E, 31 Mart vakasının asıl tarihi 13 Nisan 1909 tarihidir. Tamam mı? 13 Nisan 1909'da. Yine 31 Mart vakasında arkadaşlar ne oluyor? Bir kere isyan çıkıyor arkadaşlar Taksim'de. Avcı taburlarının büyük bu şeyleri nasıl anlatayım size? Rütbeli olan subayları izne çıkmışlar, çıkarılmışlar. Yani bir şey var ya, öncü. Darbe gibi düşünün bunu. Onlar izne çıkarılınca daha çok böyle düşük rütbeliler ve erler kalıyor avcı taburlarında Taksim'de. Şeyler Selanik'te zaten yine hala örgütlüler. İttihat ve Terakkiciler merkez olarak yine orayı da kullanıyorlar hala. Bu süreç içerisinde İstanbul'daki avcı taburları, Taksim'de büyük bir şey çıkartıyor. Aynı zamanda softalar katılıyor bunların içerisine. Yani medrese öğrencileri falan da katılıyor. Yani bir nevi halk desteği var demeyelim ama ne desteği var diyelim burada. Gerici isyandır. Gerici isyan özelliği gösteren kişiler, yani meşrutiyet karşıtı olan, saltanat taraftarı olan kişiler arkadaşlar isyan etmişler. 31 Mart vakasını çıkartıyorlar. İstanbul talan oluyor. O arada bu isyanı bastıracak herhangi bir asker olmadığı için kim geliyor arkadaşlar? Selanik'ten hareket ordusu geliyor. Hareket ordusunun başında Mahmut Şevket Paşa var. Arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum. Mahmut Şevket Paşa İttihat ve Terakkici, İttihatçıdır. İttihat ve Terakkiciler tarafından desteklenir. Zaten Türkçü subaylar bir aradalar. Nitekim kim var orada? Kol ağası Mustafa Kemal var. Ama 31 Mart vakasında hareket ordusunun komutanı kim? Mahmut Şevket Paşa'dır. Mustafa Kemal değildir. Mustafa Kemal'in arkadaşlar tarih sahnesine ilk kez çıkışı. Bir tane Mustafa Kemal kombosu yapalım şuraya, tamam mı? Şimdi diyoruz ki hemen konuyu da dağıtmayalım ama Mustafa Kemal arkadaşlar tarih sahnesine ilk çıkışı 31 Mart vakası. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarıları Trablusgarp Savaşı'nda. Savaş olarak sorarsa böyle ama şöyle de diyebilir. Nerede derse Derne ve Tobruk'ta ilk askeri başarılarını almış. Mustafa Kemal'in galip geldiği, başarılı olduğu ilk cephe hangisidir derse Derne ve Tobruk cephesi diyeceğiz arkadaşlar. Bu bir. Devam ettim. Yine dedi ki Mustafa Kemal'in başka bir Avrupalı devlet tarafından yani Osmanlı Devleti haricinde Avrupalı devlet tarafından tanınması Trablusgarp Savaşı. Ama Mustafa Kemal'in uluslararası alanda ilk kez tanınması ne zaman? Birinci Dünya Savaşı'nda.
Birinci Dünya Savaşı'nda nerede, hangi cephede derse Çanakkale cephesi. Çanakkale cephesinde diyeceğiz. Evet. O zaman en çok karıştırdığınız şey şu. Mustafa Kemal'in askeri başarılarını Derne ve Tobruk olduğunu bileceğiz. Mustafa Kemal hangi cephelerde başarılı olmuş ilk kez? Trablusgarp cephesi değil. Trablusgarp savaşında ama Derne ve Tobruk cephesinde. Bu önemli bir. Geçtim. Başka bir Avrupalı devlet tarafından, başka bir devlet tarafından ilk kez tanınması. İlk kez Mustafa Kemal diye bir adam var denmesi neredeymiş? Trablusgarp Savaşı'nda. Soru karşınıza çıktığında şaşırmayacağız. Ama uluslararası alanda birden fazla devlet tarafından tanınması, birden çok uluslararası devletler tarafından tanınması Mustafa Kemal'in nerede derse? Birinci Dünya Savaşı'nda. Hangi cephede derse? Çanakkale cephesinde diyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu da Mustafa Kemal kombomuz olsun. Tarih sahnesine ilk kez çıkışı 31 Mart vakasındadır Mustafa Kemal'in dedik. İsyanı bastıran hareket ordusudur. Selanik'ten gelmiştir. Başında Mahmut Şevket Paşa vardır arkadaşlar. 31 Mart vakasından sonrasında arkadaşlar. 31 Mart vakasından sonra artık nasıl diyelim size? İttihat ve Terakki, yani Enver Paşa arkadaşlar ne yapıyor? Meclisi basacak burada yine 31 Mart vakasından sonra. Artık kanuni yaptırım sürecine geçiyorlar. Bu süreç içerisinde 2. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kim çıktı? Söyleyin bana. 2. Abdülhamit tahttan indirilmiştir sebebi olduğu için, yani bu işlere girdiği için. 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş. Yerine kim çıkarılmış arkadaşlar? 2. Abdülhamit tahttan indirilince yerine kim çıkarılmıştır? Ne çok konuştum ya. Evet. Güzel. Mehmet Reşat. 5. Mehmet Reşat çıkarılmıştır arkadaşlar. Güzel. En çok karışan ne? 6. Mehmet Vahdettin. 5. Mehmet Reşat arkadaşlar. Size bu konuların başında kronolojisini yapmıştım. O sizin için çok önemli. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Padişah karıştırmak yok. 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş yerine 5. Mehmet Reşat çıkarılmıştır. Ayrıca Volkan ve Serbestli gazeteleri kapatılmıştır. Ayrıca Ahrar Fırkası kapatılmıştır. Değil mi? Ahrar Fırkası kapatılmıştır. Evet, bundan sonra artık 31 Mart vakasından sonra biz ne diyeceğiz? Önemli olan bilgimiz neydi? Bir kere rejime karşı ilk isyan. Rejime karşı Osmanlı Devleti'nde rejime karşı ilk isyandır. İlk isyandır. Ayrıca şimdi rejime karşı ilk isyan ama hangi rejime? Meşrutiyet rejimine. Meşrutiyet rejimine. Değil mi? Bana şunu söyleyin. Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet rejimine hangi olayla ara verilmiştir? Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet rejimine hangi olayla ara verilmiştir? İlk kez. İlk kez. Ay Mengi hocam, amin. Mikrofonla geçtiğim için artık dışarıdaki bütün sesleri alıyor yani. Öyle bir şeyi var. Halbuki cam da kapalı, özellikle pencereyi de kapattım. Evet. Evet, evet. 93 Harbi değil mi? Harikasınız. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. 93 Harbi ile değil mi? Harikasınız. Osmanlı Devleti'nde ne oldu? Meşrutiyet rejimine ara verildi. Tekrar yeni yönetim değişti, saltanat oldu. Şimdi tekrar yönetim değişti 1908'de, tekrar meşrutiyete geçtik. 31 Mart vakasıyla herhangi bir şekilde rejim değişikliği var mı? Hayır, yok. Ama rejim değişsin istiyorlar. Nasıl, hangi rejim değişsin? Meşrutiyet rejimi değişsin. Nereye dönülsün? Eskiye dönülsün. O yüzden arkadaşlar nedir? Meşrutiyete karşı şöyle diyelim, gerici bir ayaklanmadır. Gerici ayaklanmadır. Tamam, ayaklanmadır. O zaman demokrasi karşıtıdır. Demokratik hareketlere karşıdır diyebiliriz arkadaşlar. Öyleyse bir soru daha sorayım hemen. Bir, dedim ki bakalım. 31 Mart vakası. 31 Mart vakası. 2. Baba Ali baskını. Henüz anlatmadım ama olsun. Baba Ali baskını. Bilenler söylesin. 3. Şeyh Said isyanı. Evet. Evet. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri? Demokratik yönetim biçimlerine karşı çıkan ayaklanmalardır.
hangisi ya da hangileri demokratik yönetim biçimlerine karşı çıkarılan ayaklanmalardır? Diridirim. Evet. Size eklemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Evet, cevabımız ne? Cevabımız, arkadaşlar cevabımız 1. 31 Mart vakası meşrutiyet rejimine karşıdır, bu yüzden demokratik rejime karşıdır. 3. Şeyh Said isyanı cumhuriyete karşıdır. Evet, demokratik, layık cumhuriyete karşı çıkarılmıştır, demokratik rejime karşıdır. Bağ ve Ali baskını hükümet darbesidir, askeri darbedir, askeri asker yönetime el koymuştur. Bildiğiniz darbedir yani. Rejime karşı bir değişiklik olması söz konusu değildir. Rejime karşı çıkan bir isyan değildir. Gerici bir ayaklanma değildir. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? En çok karışan mevzu burada. Tamam mı? Evet, sonrasında tekrar devam ediyorum şimdi. 31 Mart vakasından sonra 1909 değişikliklerini bir konuşalım arkadaşlar. 1909 değişikliğiyle. Evet, şimdi şöyle olsa ben ne alsam bir soru sorsam. Bir, 1876 Kanuni Esası. İki, İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Üç yapıp niye dört çizgi çiziyorum ben ya? Üç, bakalım. 1909 değişiklikleri. Yukarıdakilerden Osmanlı anayasal süreçlerinden hangisi ya da hangilerinde meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir? Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. ÖABT'ciler aranızda sohbet ettiğinizde GK'cılar korkuyor biz bu adamı tanımıyoruz diye. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. Ne yapacağım sizle? Evet arkadaşlar. 1. 1876 Kanun Esası ilan edildiğinde meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. Kanun teklifleri padişahın onayından geçer. İkinci Meşrutiyet ilk ilan edildiği süreçte tamamen olduğu gibi 1876 kanunu esasisi olduğu gibi yürürlüğe girmiştir. Bu yüzden bunda da herhangi bir değişiklik yoktur. Ancak 1909 yılında yapılan değişikliklerle şimdi göreceğiz. Diyeceğiz ki artık ortalık karışınca diyoruz ki bu böyle olmaz. Demokrasinin güçlenmesi lazım. Çok partili hayat var. Çok partili hayat vardır. Bir kere önce bunu söyleyelim. Tamam mı? Çok partili hayat kabul edilmiştir 1909'da. Ayrıca yani bu anayasaya girmiş, kanuni olarak girmiştir. Ayrıca meclisi açma ve kapama yetkisi padişahın elinden alınmıştır. Meclisin kapatılması kanunla olur demişler. Kanunla olur. Peki şöyle diyelim, mebusların yok öyle söylemeyelim. Hükümetin denetimi. Kim yapar? 1909 değişiklikleriyle hükümetin denetimi kim tarafından yapılmaktadır arkadaşlar? 1909 değişiklikleriyle hükümet denetimi kim tarafından yapılır? En çok kafanızın karıştığı şeyler, deliriyorum. Evet. Meclis tarafından yapılır değil mi? Güzel. Mebusan meclis tarafından yapılır. Bunun ilk hali ne? Burada nasıl? Padişah tarafından yapılır. Hükümet kime karşı sorumludur? Padişaha karşı sorumludur 1. Meşrutiyet'te ve 2. Meşrutiyet'in ilk halinde. 1909 değişikliğiyle artık hükümet meclise karşı sorumludur. Demokratiktir arkadaşlar. Meclis, yani hükümet yaptığı işlerden mebusan meclisine karşı sorumludur. Padişaha karşı sorumlu olsaydı demokratik olmazdı arkadaşlar. Tamam mıyız? Ve kanun teklifleri meclise sunulabilir. Meclise doğrudan sunulur. Doğrudan. Bak, öncesinde ne vardı? 1. Meşrutiyet'te, Kanun-ı Esasi'de ve 2. Meşrutiyet'in ilk halinde
kanun teklifleri padişahın onayından geçer. Birinci kanuni esası yani 1876 kanuni esası ise 13 ay boyunca yürürlükte kalmasına rağmen tek bir şey bile kanun bile geçmemiştir meclisten. Çünkü 2. Abdülhamit hepsini göndermiş. Kabul etmiyorum demiş. Yani Abdülhamit'in kabulüne bağlı mecliste konuşulup oylanması. Düşünün. Bu böyle bir demokrasi olmaz tabii ki. Bu durum ne zaman değişiyor? 1909 değişiklikleriyle değişiyor. Kanun teklifleri meclise doğrudan yapılabilir deniyor arkadaşlar. Ayrıca 1909 değişiklikleriyle cemiyet kurmak serbesttir. Önemlidir unutmayın. Cemiyet kurmak serbesttir. Ayrıca basın sansürü kaldırılmıştır. Basın sansürü yoktur. Tamam, basına sansür kaldırılmıştır 1909 değişiklikleriyle diyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci meşrutiyet dönemini böylece kapatıyorum. Yani Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri benim için bitmiştir. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sorabilirsiniz. Ondan sonrasında çünkü artık soru çözmenizi istiyorum. En çok kafa karıştıran bu şeyler. Kanuni esası 1876-1909 değişiklikleri var mı yok mu? O tarz sorulara çok parti hayat var mı yok mu? Bunlara çok dikkat etmenizi istiyorum. Birinci meşrutiyeti ilan ettiren fikir akımı Osmanlıcılık. İkinci meşrutiyeti ilan ettiren fikir akımı Türkçülük. Birinci meşrutiyeti ilan ettiren fikir akımı grup Jön Türkler, yani genç Osmanlılar. İkinci meşrutiyeti ilan ettiren fikir akımı ise arkadaşlar kimdi? Türkçülerdi, Türkçülüktü, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ydi. Bu iki ayrımı bileceğiz. 1876 Kanuni Esasisi'nin ilan edilmesinde etkili olan dış olay tersane konferansı. 1908 ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan dış olay ise Reval görüşmeleridir diyoruz. Bunlar bu ayrıntıları arkadaşlar, yani bu farkları özellikle dikkat etmenizi istiyorum. 31 Mart vakası askeri bir darbe değildir. Rejime karşı bir harekettir. Rejime karşı bir isyandır. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Açma ve kapama yetkisi tamamen kaldırılmıyor. Şöyle söyleyeyim. Padişahın yine imza yetkisi var ama karar ve tek başına karar veremiyor. Meclisle birlikte karar alma hakkı var. Yani meclis de bunu onaylaması gerekiyor arkadaşlar, tamam mı? Evet, bu yüzden bu ayrıntılara lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Birinci, ikinci meşrutiyette söylemek istediğim bir şey yok. Güzel, evet. Tamamız o zaman. Mahmut Şevket Paşa geçmiyor. Baba Ali baskınından sonra Mahmut Şevket Paşa geçecek. Evet, öyle olması lazım. Benim kafam karıştı. Hükümet değişikliğinde bir sıkıntı yok. Hükümetle ilgili derdi yok. Padişahla ilgili derdi var. Tamam mı arkadaşlar? Padişahla ilgili sorunumuz var. Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulması Baba Ali baskınından sonra. Ayberk karıştırma. Tamam mı? Evet. Aynen, tamam o zaman. Güzel. Ya şey, artık zaten nerede ne düşündüğünüzü hepinizin genel olarak bildiğim için. Evet. Arkadaşlar, hükümet değişikliklerini konuşacağız. Kendi aranızda herhangi bir yorum, bilgi, tarihçilerim ne yapacağım ben sizi bilmiyorum yani. Evet, öyleyse arkadaşlar, Trablusgarp ve Balkan savaşlarıyla devam edeceğim. Ama ne zaman? 22.10'da. 10 dakika ara veriyorum. Tamam mıyız? 10 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Geç kalmayın. 10 geçe derse başlarım. Birkaç dakika sonra zaten açarım tekrar yayını. Tamam mıyız? Neden olmadığını ben sana söyleyeceğim Nurcan. Emre'cim, seni kaçırdık. Tırın tırın tın tın. Ay. Bakayım şimdi, sayfayı bir temizleyelim. O bir vefasızdır, tın tın tın, o bir hayırsızdır. Evet, tın tın tın.
Allah Allah. Olsun olsun, önemli değil. Bakayım. Sınıfta video çekeriz ya. Yes. Artık bu akşam sürekli benim haritamla muhatap olmak zorunda kalmayın diye. Görüyorsunuz değil mi? Bütün imkanları zorluyorum. Aslında ben de benim çizdiğim harita daha güzel değil mi? Kesin öyle yani, bence öyle. Hilal'cim, bu hafta konu biter. Konu bittikten sonra göndereceğim, evet. Yani hepsini toptan şey olmuş olur, yollamış olurum diye düşünüyorum. Bakalım başka. Şuraya Rusya'yı koymak istiyorum. Şuraya Rusya'yı yazsam olur değil mi? Rusya'yı buraya yazacağım ya. Olur, bence olur yani. Derslerimden canlı yayın yapacak mıyım? Dersin içinde, dersteyken mi? Bizim goygoyumuzdan ders bilmiyorum yani, canlı yayın. ne onun adı? Yapamam gibi geliyor bana. Yani bunu yapacağım. Normal konu anlatımına devam edeceğim. Ama sınıftan falan anca şey olabilir yani. Instagram üzerinden olabilir yani. Evet Nurcan, bence de benim haritalarım daha akılda kalıcı. Ben de öyle düşünüyorum yani. Ama olsun, bu da kalır ya. Bu böyle bir şekil olsun yani. Arkamızdan harita bilmiyor demesinler. Çok umurumda olur biliyorsun. Çok önemserim. Çok önemserim yani. Bakayım gözüküyor mu? Başlamadım hocam. Başlayacağım. Kerem hocam. Harita koydum. Nasıl şeklim? Süper. Evet. Ay ay ay. Konu anlaşıldı herhalde. Değil mi arkadaşlar? Var mı sormak istediğiniz bir şey buraya kadar? Kalpsiz olmaz hocam. Biz bu işi kalbimizle yapıyoruz. Yüreğimizi koyduk ortaya. Beyin daha önemli tabii ama kalpsiz de olmaz. Evet. Bütün anlaşmalar kalpli. Evet. Güzel. Şimdi herkes buradaysa, gelen geldiyse, herkes burada değil ama olsun. Yavaş yavaş gelirler arkadaşlar. Tabii, sen Nurcan, öyle öyle, aynen senle. Öyle oluyor bu işler. Yapacak bir şey yok. Evet. Arkadaşlar öyleyse bir yudum daha çay alıp başlıyorum. Efendim şimdi Osmanlı Devleti, biliyorsunuz ki şu zamana kadar, tarihim kaç öncelikle konuşalım. Tarihimiz 1911 efendim. Trablusgarp'ın
İtalya tarafından işgalinden bahsedeceğiz. Ama bundan önce konuşacağımız bir alt metinler var biliyorsunuz ki. Alt konular var her zaman olduğu gibi. 1911 yılına gelene kadar. Şimdi goy goy, muhabbet, her şey bitti. Tamam mı? Arkadaşlar. 1911 yılındaki yılına kadar Osmanlı Devleti'nden böyle bir bağımsızlığını kazananlar falan, azınlık isyanları, milliyetçilik hareketleri, şunları bir konuşalım. 1804'te Osmanlı Devleti'ne karşı, teşekkür ederim, bancılar devam. 1804'te Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan edenler Sırplardı hatırlıyorsanız. Sırplardı. Evet. Daha sonra arkadaşlar. Sırplar isyan ettiler ama bağımsızlıklarını hemen kazanamadılar. 1829'da Edirne Anlaşması'yla Yunanlılar bağımsızlıklarını kazandılar. Daha sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi'nden sonra 1878'de yapılan Berlin Anlaşması'yla Sakar diye kodladığımız Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandılar. Daha sonra arkadaşlar, az önce söylemeyi unuttum, onu da söylemiş olayım ayrıca konuya da geçmeden. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasındaki o karmaşadan faydalanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Ayrıca 1908'de hoppa, siz bunu görmüyorsunuz şu an muhtemelen. Şöyle alayım hemen. Evet. Ayrıca 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında şöyle 3 tane olayımız vardı. 1. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bağımsız. 2. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ilhak etti. Ve arkadaşlar 3. Yunanistan, terbiyesize bak. Herifler 1829'da bağımsızlığını ilan ediyorlar. Ondan sonra geliyor 1908'de bir de bizden artık toprak almaya başlıyorlar. Yunanistan Girit'i ilhak etti arkadaşlar. Kendi topraklarına kattı. Girit zaten Rum. Adamlar zaten Osmanlı'dan ayrılıp Yunanistan'a dahil olmak istiyorlar. Sürekli isyandalar. Biz onları 1878'de Halep'a fermanıyla zaten bazı özellik verdik. Ayrıcalıklar tanıdık. Ancak yine de bu yetinmediler. Yunanistan şimdi Girit'i işgal etti. Aldı yani. Topraklarını kattı. Ama Girit'in Yunanistan'a tamamen ait olması birazdan konuşacağız. Balkan savaşlarıyla gerçekleşecek arkadaşlar. 1908 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında oluşan dış olaylar bunlardır. Bunları unutmayacağız. Bir de şu ana kadar Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazananlara baktığımızda Yunanlılar, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan devletleri Osmanlı Devleti'nden ayrılmış. 1911 tarihindeyim. 1911'de Osmanlı'dan bağımsızlığını henüz kazanamayan kaç devlet kaldı ki Allah aşkına, ki hangisi? Bir tane devlet kalmış zaten. Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanamayan bir devlet kalmış. O da kimdir arkadaşlar? Söyleyeceksiniz bana cevabını şimdi. Evet, Arnavutluk'tur. İnşallah arkadaşlar, ben bu harita yüzünden umarım şu an aklıma geldi. Umarım telif yemem yani. Anlayacağız bakalım, göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Hiç düşünemedim bunu. Evet. Arnavutluk değil mi? Osmanlı Devleti'nden ayrılmayan sadece Arnavutluk varmıştı. Evet, Türkçem de katli oldu. Gitti kafam çünkü. Neyse, devam ediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Hocam şey olunca, nasıl diyeyim size, Google'dan geçenlerde bir fotoğraf kullandım, herhangi bir manzara fotoğrafı, burada anında şey yaptılar, kapattılar yayınımızı falan, bayağı bir sıkıntı oldu yani. Şimdi bakacağız bakalım, inşallah. Unutmayın ki bizde hiçbir şey olmaz, değil mi Feyza? Evet, inşallah bakalım. Evet, devam ediyoruz zaten, artık çok geç, yapacak bir şey yok.
Devam ettim arkadaşlar. Şimdi tarihim 1911. Bir kere bir de dış olaylardan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Sanayi inkılabı gerçekleşmişti. Hemen onu da konuşalım. 1750'de yani 18. yüzyılda sanayi inkılabı gerçekleşmişti. Nerede arkadaşlar? İngiltere'de ilk kez sanayi inkılabı ortaya çıkmıştı. Şöyle bir sileyim tahtamı ben. Tamam, İngiltere'de ilk kez sanayi inkılabı gerçekleşti. Buharın makineleşme gücünü ilk kez kullanan John Watt, buharın makineleşme gücünü de kullanarak sanayi inkılabını, yani makineleşmeyle hızlı üretime geçilmesini sağladı. İngiltere ve Fransa siyasi birliklerini çabuk kurdular. Yüzyıl savaşlarından sonra Fransa, Çiftegül savaşlarından sonra da İngiltere siyasi birliğini sağladı. Ancak iki tane devlet var ki bunlardan bir tanesi şehir devletleri şeklinde yaşayan, örgütlenen kim? İtalya 1870 yılında siyasi birliğini sağlayabildi. Bir diğer devlet ise daha öncesinde Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'ydu. Daha sonra Prusya ismini aldı. Şimdi ise 1871'de Sedan Savaşı'nda Fransa'yı mağlup ederek Alsace-Lorraine bölgesini arkadaşlar ele geçirerek siyasi birliğini tamamlayan Almanya devleti var. Bu iki devlet arkadaşlar sanayi inkılabını gerçekleştirmişler. Hatta Almanya sanayi inkılabını silah teknolojisini en iyi uygulayan devlet olmuş. Ancak ürettiklerini satacakları bir pazarları yok. Aynı zamanda üretmek için de ham madde sıkıntısı çekmeye başlıyorlar. Bu yüzden özellikle Orta Doğu taş kömürü ve petrol yatakları bakımından çok zengin olan Orta Doğu'da artık sömürgeler kurmaya, sömürgecilik yapmakta geç kaldılar. İşte burada geç kaldıklarını zaten nereden görüyoruz? Burada Orta Doğu'da kim paylaşmış? Mısır, İngiltere tarafından bakın alınmış zaten. İngiltere tarafından sömürgede. Tunus yine Fransa tarafından alınmış. Fas, Cezayir. Burada sadece şu anda Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki kalan son toprak parçası Trablusgarp. Osmanlı Devleti'nde Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası hangisiydi? Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası hangisidir arkadaşlar? Evet, Bismarck'a dua etsinler. Bir de Göktürklerin Bismarck'ı vardı. Tonyuk'u kafamızı karıştırmayalım. Evet. Mısır geldi, Cezayir geldi. İlk kaybettiği, ilk kazandığı, Kuzey Afrika'daki ilk fethettiği toprak Mısır'dır. İlk kaybettiği toprak 1830'da Cezayir'dir arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet, Esra kazandığımızı sorduğumuz düşündü o anda, olabilir. Evet, arkadaşlar Mısır ilk kazandığımız Kuzey Afrika'da, Cezayir ise ilk kaybettiğimiz topraktır 1830'da. Mısır'ın fethi 1517'de kaybedilmesi artık burada 1882'de arkadaşlar. Tarih olarak çok fazla kafanızı yormak istemiyorum. Devam ettim sohbetimize, muhabbetimize, konumuza devam ediyorum. Arkadaşlar burada şimdi... Mısır İngiltere tarafından alınmış, Tunus'ta da Fransa çökmüş. İtalya siyasi birliğini boşladı ama yani tamamladı artık çok geç 1870 yılında ve bu süreç içerisinde sanayi inkılabını gerçekleştirdi ancak ham madde pazar arayışı içerisinde. Fransa ile İngiltere zaten diyor ki İtalya'ya, ya diyor gel sen de aramıza girebilirsin diyor. Çünkü neden? Almanya ile birleşmesini istemiyorlar. Ayrıca tam bu süreçte 1911'de Rusya ile İtalya arasında bir görüşme yapılıyor. Rajonigi Anlaşması arkadaşlar. Rajonigi yapıyorlar birlikte. Rajonigi Anlaşması ile Rusya ile İtalya arkadaşlar birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı politikalarında yine birbirlerini serbest bırakıyorlar. Tamam mı? Oh diyor. Yani diyor ki İtalya, ben de Trablusgarp'a gideceğim. Ben diyor gideceğim, sen diyor sakın Osmanlı Devleti ile birleşme. Bunlar zaten birleşmeyecek, ben anlaştım diyor. Tunus ve Mısır ve İngiltere, Fransa ve İngiltere ile anlaştım. Sen de sakın aramıza girme diyor. Ve böylece Rusya'da gün olur da boğazlardan geçip şöyle sıcak denizlere inerse İtalya'da Rusya'nın önünü kesmeyeceğine söz veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bildiğiniz aşk yaşıyorlar böylece. Karşılıklı çıkarlar söz konusu. Sen sevemezsin. Sadece senin çıkarların var diyor orada. Tamam mı? Evet. Bir yudum çalayım, geliyorum. Sonra arkadaşlar, sonrasında İtalya 1911 yılında Trablusgarp'a işgal ediyor.
Trablusgarp'ı işgal etmesinin sebeplerinden birincisi taş kömürü yatakları bakımından çok zengin olması. Taş kömürü yatakları var. Yani ham madde ihtiyacı var. Ayrıca burada İtalyan tüccarlar mevcut. O yüzden zaten burada İtalya ticaret yapıyor. Ayrıca İtalya diyor ki Osmanlı Devleti'nin herhangi bir kara bağlantısı zaten Trablusgarp'la kalmadı. Ama diyor ben Trablusgarp'a hem yakınım hem de coğrafi olarak benim için daha bütünleyici olur. Yani diyor ki coğrafi yakınlığım var benim diyor. Yalan. Coğrafi yakınlığım var diyor. Tamam bakın bunlar bahaneleri. Tabii ana sebep ne? Taş kömürü yatakları. Ama arkadaşlar unutmayalım ki şöyle demiyor. Yani İtalya şunu demiyor. Taş kömürü yatakları var aga ben o yüzden oraya çöküyorum demiyor. Yalan söylüyor. Diyor ki ben diyor orada ticaret yapıyorum. Orada İtalyan tüccarlar var. Ayrıca diyor coğrafi olarak diyor Trablusgarp'a yakınım. Bakın sebepleri bunlar işgal sebepleri. Böylece Trablusgarp'a asker çıkartıyor. Trablusgarp'a asker çıkarttığında Rusya, Fransa ve İngiltere göz yumuyorlar buna. Osmanlı Devleti benim garibim Osman gidiyor yalvarıyor diyor ki İngiltere diyor terbiyesizlik yapma. Ben diyor asker göndereceğim buraya. Buraya asker göndermem lazım. Denizden asker gönderemiyorum diyor. Çünkü niye? Kayıklarım yok. İkinci Abdülhamit ne yaptı? Haliç'e donanmayı çekti. Donanma çürüdü. Gönderecek donanmamız yok arkadaşlar. Böylece deniz yoluyla biz, şuraya bak, deniz yoluyla Trablusgarp asker gönderemiyoruz. Peki o zaman ne yapalım? Ya Mısır, ya Fransa izin ver de geçeyim diyor. Ama arkadaşlar İngiltere ile Fransa diyor ki ya diyor tatlım kusura bakma o diyor sizin kendi aranızdaki problem. Biz karışmak istemiyoruz yani şahsen biz burada iyiyiz deyip biz aramızda herhangi bir savaş durumu olsun istemiyoruz. Tarafsızlığımızı koruyoruz. Senin yanında da değiliz ama karşında da değiliz ha falan diyorlar. Ve böylece arkadaşlar Emre bir şey yazmış görmedim ama silmiş. Evet böylece arkadaşlar İngiltere ile Fransa Osmanlı Devleti'ne yardım etmiyor. Yardım etmeyince Osmanlı Devleti denizden de asker gönderemeyince iş başa düşüyor. İş başa düşünce tabii ki aslan gibi subayları var Osmanlı Devleti'nin. Hiçbir şey olmaz. Mustafa Kemal, Enver Paşa, Nuri Bey arkadaşlar ve tabii ki Ali Fethi Okyar var ya. Ali Fethi Bey. Bunlar arkadaşlar gizlice Trablusgarp'a gönüllü asker olarak gidiyorlar. Gönüllü subaylar olarak gidiyorlar. Mustafa Kemal orada gazeteci kimliğine bürünüyor. Hani var ya bir tane böyle şöyle ya şeyli beyaz böyle kıyafetli Mısırlı gibi şey gibi Romalı gibi. Hani böyle Trablusgarp savaşında hatta gözü sakatlanıyor. Mustafa Kemal bu hani şeyde var ya bir gözünün kör olma durumu falan. Orada hatta şey yapıyor yara alıyor şarapnel parçası geliyor falan filan. Mustafa Kemal burada Şerif Bey gazeteci Şerif adıyla sahte kimliğiyle gidiyor. Enver Paşa da Hamdi Bey arkadaşlar Hamdi ismini kullanıyor. Evet Enver Paşa bunu ÖABT'ciler için söylüyorum. Hamdi Bey ismini alıyor. Nuri Bey, Ali Fethi Bey bunlar gidiyorlar arkadaşlar. Burayı bir ortalığı karıştırıyorlar. Ve tabii ki cebinde Sultan 5. Mehmet Reşat'ın Mustafa Kemal'in cebinde nesi var? Fermanı var. Diyor ki gönderdiğim askerlerime, subaylarıma itimadım tamdır. Bu diyor gavurlara karşı diyor siz de diyor mücadele edeceksiniz. Trablusgarp halkı Müslüman halk olduğu için İslami açıdan ben diyor sizin yanınızdayım. İtalyan tüccarlarla diyor kesinlikle bundan sonra ticaret yapılmayacak diyor. Yani İtalyan tüccarları ne koymuş arkadaşlar? Artık ticaret bekle yaparsın demiş. Ne yapmış arkadaşlar? İtalyan tüccarlara ambargo koymuştur. Artık İtalyanlarla Trablusgarp'ın yerli halkı ticaret yapmıyorlar. Böylece arkadaşlar ticareti kestiler. Ayrıca Mustafa Kemal, Enver Paşa, Nuri Bey, işte Ali Fethi Bey'e yardımcı oluyorlar. Halk burada bir örgütleniyor efendim. Sizlere söylemeyeyim yani böyle. Ondan sonra ortalık karışıyor. Derne ve Tobruk'ta şöyle yazıyorum yazdığım yer önemli değil. Derne ve Tobruk'ta Mustafa Kemal halkı da örgütlüyor ve Derne ve Tobruk'ta Mustafa Kemal ilk askeri başarılarını elde ediyor. Adam kral tamam mı? Adam king bundan sonra. Şöyle bir dakika siliyorum. Bir dakika. Tamam kimler olduğunu anladınız zaten. Kimlerin olduğunu. Burada Mustafa Kemal bakın şöyle kafasına taç yapayım. Mustafa Kemal king.
Derne ve Tobruk'ta arkadaşlar ilk askeri başarılarını alıyor. Mustafa Kemal burada. Ondan sonra tam bu arada Galip gelecek ama İtalyan terbiyesizlik yapıyor. İtalya diyor ki bak diyor tatlım bu iş böyle olmaz. Siz diyor benim canımı sıkıyorsunuz. Ben diyor giderim burada. Rodos'u da alırım. 12 adayı da alırım. Çanakkale Boğazı'nda abluk altını alırım diyor. Ve bunları yapıyor arkadaşlar. İtalya bakıyor ki işler çirkinleşiyor. İşin içinden çıkamayacak. Savaşta kaybetme ihtimali var. Bakın asker yok. Ordu göndermiyoruz. Trablusgarp Savaşı'nı kaybetmek üzereyiz. Yani biz değil. Onlar kaybetmek üzere. Allah'ın İtalyanları. Otursunlar pizza yesinler. Löp beyinliler. Ne olacak? Ondan sonra. Sonra ne olmuş? Arkadaşlar Rodos 12 ada kuşatılmış ve Çanakkale Boğazı abluk altına alınınca tabii ki Osmanlı Devleti sıkıntıya giriyor. Sıkıntıya düşüyor. Bu arada Rusya ile bunlar anlaşma yaptılar ya, Rusya hemen tabii ki terbiyesizlik yapacak burada. Rusya hemen Balkanları kışkırtıyor. Diyor ki aga diyor tam zamanı. Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan. Şimdi diyor Osmanlı Devleti'ne saldırabilirsiniz diyor. Ve Rusya'nın desteğiyle, kışkırtmasıyla panslavizm politikasıyla arkadaşlar bunları Osmanlı Devleti'nin üzerine salıyor. Birinci Balkan Savaşı patlak verince Osmanlı Devleti hem burayı nasıl savunsun yani? Taş olsa çatlar insan, değil mi? Durum böyle olunca arkadaşlar tabii ki mecburen Osmanlı Devleti boynunu büküyor ve mecburen gidiyor 1912'de Uşi Anlaşması'nı imzalıyor arkadaşlar. Şimdi anlaşmayı imzalıyorum. Anlaşmaya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Anlaşılmayan, tekrar etmem istediğiniz bir yer var mı? Kim biskolata ya? Kerem ne diyorsun? Evet. Aynen. Evet. Öyleyse arkadaşlar tamam anlaşılmış. Goy goy da yapılabildiğine göre devam ediyorum, tamam mı? Evet, 1912'de Uşi Anlaşması'nı imzalıyorum şimdi. Arkadaşlar 1912 Uşi Anlaşması'na göre amanın dur gittim. Dur kaydı. Evet. Şöyle güzel. 1912 Uşi Anlaşması. Uşi Anlaşması imzalanıyor. İsviçre'nin Uşi kentinde, Uşi şehrinde imzalanıyor. Bu İsviçre'de de ne varsa. Arkadaşlar buna göre Trablusgarp ve Bingazi kime bırakılmış? İtalya'ya bırakılmış. İtalya'da. Trablusgarp ve Bingazi de mağlup olunca zaten Derne ve Tobruk Osmanlı'ya kalmış mı? Hayır, kalmamış. Tamam mı? Biz askeri başarıları elde etsek de anlaşma üzerinde artık tamamen kaybediyoruz Trablusgarp Bingazi'yi. Böylece anlaşmanın önemini Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasında kaybetti. Bundan sonra Osmanlı Devleti 3. kıtasında toprak kalmamış, 2 kıtaya mahkum kalmıştır. Asya ve Avrupa kıtası arasında toprakları kalmıştır, 2 kıtaya düşmüştür. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da ilk kaybettiği toprak Cezayir, ara bilgi. Son toprak kaybettiği toprak Trablusgarp'tır arkadaşlar. Bundan sonra Balkan Savaşları çıktığı için Osmanlı Devleti demiş ki ya demiş İtalya biz seninle nasıl olsa anlaşma yaptık. Artık demiş yabancımız sayılmazsın. Ayağımız alıştı. Sen demiş şu 12 ada var ya 12 ada. Sen bu 12 adayı tut. Geçici olarak. Biz Yunanistan'a bunu kaptırmayalım. O arada sen bunu tut. Biz sana gelince, savaş bitince Balkan savaşlarından sonra gelip senden adalarımızı geri alacağız demişiz. 12 adayı tut demişiz, adamlar yut anlamış. İtalya'ya geçici olarak bırakılan 12 ada arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar İtalya'ya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1948 Paris Anlaşması'yla Yunanistan'a bırakılmıştır. Geleceği bu. Bakın, geleceğimiz bu. Rodos ve 12 ada. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'ya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Anlaşması'yla 1948'de Yunanistan'a bırakılmış. Bak şimdi Müslüman, şuna dikkat et. Neye dikkat et? Bak.
Bir dakika. Şurayı ben çok kirletmişim. Bir sileyim şöyle. Evet. Neyi karıştırma? Neyi karıştırma? Ege adalarıyla, Ege adalarıyla 12 adayı karıştırma. Şimdi 12 ada burada. Tamam mı? 12 ada burada. Ege adaları burada. Bak. Burada gördünüz mü takım adaları? Ege adalarını Balkan Savaşı'nda kaybedeceğim. 12 adayı İtalya'ya Trablusgarp Savaşı ile kaybediyorum. İki adalar birbirinden farklı. Tamam mıyız? Hangisi Akdeniz'e daha yakın? 12 ada Akdeniz'e daha yakın. Adı üzerinde öbürünün ne adası? Ege adaları. Anlaştık mı arkadaşlar? Adalara lütfen dikkat edelim. 12 adayı Trablusgarp'ın işgalinden sonra kaybediyorum. Şeyi ise söyleyeyim bana adını. Evet. Ege adalarını ise Balkan Savaşları'ndan sonra kaybediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet, Libya olarak da Trablusgarp'ın diğer ismi Libya olarak da bilinir arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet, güzel. Ömer Muhtar'ı da evet ekleyebilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Burada bizim için çok elzem bilgiler değil. Evet, buraya kadar yine anlaşılmayan bir şey var. Burada arkadaşlar GK bazında gittiğimiz için bizim için önemli olan yorumlar yaptırabilmesi. Öncüllü sorularla karşılaşabiliriz. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz ki. Burada bizim için bizi bağlayıcı olan soru tipleri bunlar. Adam diyecek ki 12 ada. Ege adaları. Bakalım Kıbrıs. Hadi bakalım soruya gelin. 12 ada, Ege adaları ve Kıbrıs. Hangisi ya da hangileri? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'a bırakılmıştır. Rauf Paşa Hamidiye kahraman oldu kruvazarıyla ama yani onun kahraman olması bir şey değiştirmiyor. Sonucu değiştirmemiş. Yani biz anlaşmayı kaybediyoruz. Anlaşma üzerinde kaybediyoruz zaten. Çünkü orada başa çıkamıyoruz o işin içinden. Evet. Bakın cevap böyle, sorular böyle geliyor arkadaşlar. Ömer Muhtar'ı değil bunları soruyorlar size. Evet, şimdi konuşalım. 12 ada. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'a bırakıldı dedim 1948 anlaşmasıyla. Ege adaları Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'a gitti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Yunanistan'a ait olduğu Gökçeada ve Bozcaada hariç Yunanistan'a ait olduğu yine kabul edildi. Kıbrıs İngiltere yönetimi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bırakıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da yine aynı statüsünü korumaya devam etti. Cevabım 1 ve 2'dir arkadaşlar. Cevabım 1 ve 2'dir. Evet, masada kaybediyoruz Furkan. Aynen. Anlaşıldı mı? Sorularımız böyle geliyor. Sesim kısıldı benim ya. Pardon, özür dilerim. Öyleyse. Balkan Savaşları'yla devam ediyorum arkadaşlar. Haritadan mı gitsem ya? Haritada. Tabii çok güzel bir parçalanma söz konusu değil ama burada en azından bizim goy goyumuza yeter. Şöyle yapayım. Evet. Güzel. Ay ne yapayım? Sıcak çayım kalmadı. Termosu da bitirdim. Şeyden sonra, iftardan sonra gerçekten çay muhteşem bir şey ya. Kahve de öyle tabii ki. Tabii kahve de öyle. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldik Balkan Savaşları'na. Şimdi Balkan Savaşları'nın çıkma sebeplerinden önce bir konuşalım. Tamam mı? Balkan Savaşları'nın çıkma sebepleri. Az önce dedik ki biz bazı devletler Osmanlı Devleti'nden, değil mi? Bağımsızlıklarını kazandılar. Sadece ve sadece Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanamadı. Sadece o kalmıştı hatırlıyorsanız. Şimdi Arnavutluk haricinde bağımsızlığını kazananlar şu Balkan Yarımadası'nda sıkıştılar. Şurada sıkıştılar. Şimdi diyorlar ki Osmanlı Devleti'nde çok toprak var. Biz onun topraklarına çökelim. Kendi aramızda paylaşalım. Rusya diyor ki hiç diyor merak etmeyin ya arkanızda ben varım diyor saldırın diyor. Rusya da gazı veriyor bunlara. Ben de nasıl olsa arkanızdayım diyor arkadaşlar. Böyle olunca tabii ki ne oluyor? Osmanlı Devleti'ne karşı bunlar isyan ediyorlar. Bakalım. Karadağ, Sırbistan,
Bulgaristan ve Yunanistan. Tamam mı? Bunlar arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açmaya karar veriyorlar. Amaçları ne? Bunlar bağımsızlığını kazanmıştı. Topraklarını genişletmek. Toprak almak. Osmanlı Devleti'nden toprak almayı yayılmacı kelimesini görsün sorularla. Yayılmacı politika gidiyorlar. Osmanlı Devleti'nden toprak kazanmaya karar veriyorlar. Şimdi ayırt etmenizi istediğim şey şu. Bunlar Osmanlı Devleti'ne karşı Birinci Balkan Savaşı'nı çıkartıyorlar. Birinci Balkan Harbi'ni çıkartıyorlar. Birinci Balkan Savaşı. 1913 yılında çıkarılmıştır arkadaşlar. Bu Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı hepsi birleşiyor. Hepsi birleşiyor. Şöyle sileyim şunu. Osmanlı Devleti'ne karşı arkadaşlar hepsi birleşiyorlar. Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan benim garibim Osmanlı'ma dalıyorlar. Osmanlı Devleti ise bu süreçte bağımsızlığını kazandığı süreçte arkadaşlar, yani daha doğrusu hani azınlıklar isyan ettiler, bağımsızlık aldılar ya, her bağımsızlığını ilan eden, her isyan ettikten sonra bizimkiler orduları sınırdaki orduları çekmeye başladı. Taşıdı. Terhis etti. Yani şimdi buralar bizimken buraları koruyacak jandarma birlikleri, işte ne bileyim, onun haricinde taarruz kuvvetleri, ağır silahlar, bunların hepsi bulunuyor burada. Ama bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra artık bunların bizim elimizde, bizim orada asker tutma ihtimalimiz yok. Ama küçük de olsa hani sınır birlikleri falan tutmuyoruz. Onları da biz terhis ediyoruz. Armut gibi. Orası bomboş. Bir kere bu sıkıntı. Bu bir. İkincisi, aynı zamanda ordunun içerisinde siyaset var. Yani bütün subaylar maşallah hepsi ne yapıyor arkadaşlar? Siyasetin içerisinde dahiller. Hepsi iddiatçı. Ve ülke yönetiminde de söz sahibi bunların hepsi. Bu süreç içerisinde gerekli olan önlemler alınmıyor. Yani Osmanlı Devleti Balkanlar'da güçsüz. Bu, zaten bir de kafamızı oyalayan Trablusgarp Savaşı var. Böyle olunca arkadaşlar bunlar ne yapıyorlar? Osmanlı Devleti'ne rahatlıkla savaş açıyorlar. İlk savaş açan, ilk Osmanlı Devleti'nin kafasına vuran, gözüne yumruğu çakan kim oluyor kafa atan? Karadağ. Osmanlı Devleti'ne ilk savaş açan Karadağ olmuştur. Birinci Balkan Savaşı'na katılmayan Balkan Devleti, Romanya'dır. Birinci Balkan Savaşı'nda yoktur. İkinci Balkan Savaşı'nda zaten yok. Çünkü Birinci Balkan Savaşı'nda Arnavutluk'tan bahsetmiyorum. Henüz o bir Balkan devleti değil. Burada dikkat edin. O Birinci Balkan Savaşı'na katılmayan devlet Romanya'dır. Arnavutluk henüz bir Balkan devleti değildir. Osmanlı Devleti'ne bağlıdır arkadaşlar. Ne gözükmüyor? Stres yaptırmayın. Evet. Gözüküyor galiba değil mi? Ses çıkmadı. Evet. Devam ediyorum. Arnavutluk henüz bir Balkan devleti değildir. Osmanlı Devleti'ni öyle bir yeniyorlar, Birinci Balkan Savaşı'nda öyle bir yeniyorlar. Ağzını burnunu kırıyorlar arkadaşlar. Sırbistan, Karadağ, Romanya Osmanlı Devleti'ne öyle bir saldırmış ki ondan sonrasında biz sınırımızı 1913'te Londra Anlaşması'yla arkadaşlar sınırımızı nereye? Kocaeli Çatalca bölgesini almışız. Nereye? Midye Enes çizgisine kadar alıyoruz. Yani Kocaeli Çatalca'ya kadar. Öyleyse benim memleket gitti. Edirne, Kırklareli, Keşan gibi bütün Avrupa şehirlerimiz dahil olmak üzere Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti ağır bir mağlubiyet almış. Bu tamamen moralleri bozmuştur. Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda imzalanan anlaşma 1913 Londra Anlaşması'dır. Bu anlaşmaya göre sınırımız Midye Enes çizgisi olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Devam ettim. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti mağlup olmuş. Bunlar toprakları almışlar. Bu kadar yeri aldılar açgözlüler. Bu işaretliyim. Böyle aldılar, tamam mı? Böyle aldılar. Makedonya falan, hepsi gitti buralar falan. Bunların hepsi gitti. Kendi aralarında şimdi toprakları paylaşıyorlar. Bu toprakları paylaşırken en fazla toprak kime gitti? Bulgarlara gitti. Bana şimdi söyle,
şu an günümüzde Bulgaristan'ın bir Ege, iki Karadeniz, üç Akdeniz. Bulgaristan'ın hangi denizlere kıyısı vardır şu an günümüzde? Niye sesim kısıldı ya? Şu an günümüzde Bulgaristan'ın hangi devletlere sınırı vardır arkadaşlar? Hangi denizlere, pardon. Aa, Emre bitmiş dersin, gelmişsin, hoş geldin. Evet. Şu an günümüzde Karadeniz'de kıyısı var değil mi? Sadece. Harikasınız. İşte 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne de kıyısı var. Ege Adaları'ndan alıyor. Ege Denizi'ne çıkıyor. Hem Karadeniz hem Ege. Oh maşallah. Bu durum aynı zamanda Romanya'yla da sınır oluyorlar. Romanya'yla sınır oluyor. Dobruca'yı arkadaşlar Bulgaristan alıyor. Tamam mı? Aralarında Kuzey Dobruca Bulgaristan'da, Güney Dobruca Romanya'da. Bunlar aralarında böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Daha doğrusu henüz yaşamadılar. Romanya diyor ki, aha diyor, Bulgaristan burnumun dibine geldi diyor. Canı sıkılıyor bu işe. Sonra biz 1913 Londra Anlaşması'yla, bak, Londra Anlaşması'yla ben sınırımı Midye Enez olarak belirledim değil mi? Sınırımı Midye Enez olarak belirledim arkadaşlar. Bakalım. Sınırımı Midye Enez olarak belirleyince nereleri kaybettim? Bir kere bir, Makedonya gitti. 2. Ege Adaları gitti. Ege Adaları neresi hariç? Gökçeada ve Bozcaada hariç. Standart soru mu? Bozcaada. Yazdım, anladınız siz. Bozcaada. Evet. Standart sorumu hemen soruyorum. 1. Limni. Eğriboz. Bir de bakalım Midilli. Evet. 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin elinden çıkan adalar veya adalar hangisi ya da hangileridir? Osmanlı Devleti'nin kaybettiği adaları istiyorum sizden. Emre'cim yazdın, sildin falan. Bilmiyorum, artık görmemiş olabilirim, özür dilerim. Evet. Kadrolu öğrencilerimizin şeylerini yapıyoruz biliyorsunuz. Yoklamalarını yapıyoruz. Evet. Evet, hangileri Balkan Savaşları sonucunda elimizden çıkmış? Evet. Bu dersi benden daha önce dinlemiş olanlardan. Aynı zamanda story sorularında da sordum. Cevapları bekliyorum. Güzel, güzel. Evet, Limni, Eğriboz, Midilli. Değil mi? Güzel. Şimdi bir soru daha. Bir soru daha o zaman. İmroz, Taşos, Semadirek. Evet. Hangi adalar arkadaşlar? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı, şöyle Lozan Anlaşması'ndan sonra dahil olmak üzere Osmanlı Devleti'nin, yani yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde kaybettiği adalar arasında yer alır. Ege Adaları'nı kaybetmiş ya İsmet, habire böyle söyleniyor ya. Hangileri gitmiştir arkadaşlar? Yine kaybedilen topraklar. Aynı soru aslında ama versiyonu. Hangisi ya da hangileri? Aferin, aferin. Benim kızanlar iyi. Evet. Güzel. Evet. Arkadaşlar, İmroz Adası, Gökçeada, Taşoz Adası, Bozcaada. İmroz, Gökçeada, Taşoz, Bozcaada. Karşımıza bu soru gelebilir. O yüzden dikkat edeceğiz.
Gökçeada ve Bozcaada hariç bütün Ege adalarını kaybediyorum. Gökçeada ve Bozcaada hariç bütün Ege adalarını kaybediyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bütün Ege adalarını kaybediyoruz. Bu yüzden bizim için önemlidir. Gökçeada'nın diğer adı İmroz. İmroz, Bozcaada'nın diğer ismi Taşoz'dur. Lütfen böyle de ezberleyin. Devam ettim. Adaları kaybettim. Ayrıca, şöyle diyelim. Girit, Yanya, Selanik. Bakın, tamam mı? Girit, Yanya, Selanik. Bundan başka Doğu Trakya. Ayrıca Batı Trakya. Şimdi bana söyle. Ne söyle? Doğu Trakya şehirlerini söyle bana. Bana Doğu Trakya şehirlerini söyle. Bak, gördün mü? Uşi anlaşmasına karıştırdın gene. Zeynep. Az önce dedim ki Ege adaları başka bir yerde, 12 ada başka bir yerde. Bak, gel. Zeynep, 12 ada burada, Ege adaları burada hemen. Tamam mı? Hemen burada bak. Ege adaları, aha, Ege. Ege adaları burada, 12 ada burada. Yani Trablusgarp'ın adalarıyla hiç alakası yok. Tamam? Çok karıştırıyorsunuz, biliyorum, o yüzden söyledim. Evet, harikasınız. Evet, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Keşan, aklınıza ne gelirse. Buralar nereler? Doğu Trakya. Çok önemli, çok önemli. Doğu Trakya ve Batı Trakya. Neden? Çünkü geri alacağız. Değil mi arkadaşlar? Aynen. Doğu Trakya'yı da kaybediyorum, Batı Trakya'yı da kaybediyorum. Ayrıca 1. Balkan Savaşı ile artık savaşında sınırı kalmadığı gerekçesiyle artık Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etmiştir. Peki, Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı sonunda kaybettiği topraklar arasında 1. Bakalım, Arnavutluk. 2. Girit. 3. Dobruca. 4. Gümülcine. Evet. Yukarıdakilerden hangileri 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar arasında yer alır? Karaağaç bizde, Gümülcine Batı Trakya'da. Ferdi. Karaağaç bizde, Gümülcine Batı Trakya. Yok yani. Evet, 1 3 4'ler geldi. 1 3 4. Güzel. Peki. Ben hala 2'yi neden almadım? Yani ben şunu bekliyordum. Arnavutluk genelde alınmaz. Kaybedilen topraklar arasında kabul edilmez çünkü. Bağımsızlığını kazandığı için. Evet, aynen. Mesela Kübra'nın yaptığı gibi. Arkadaşlar bakın şimdi. Arnavutluk da bağımsızlığını kazanmış ama sonuç olarak Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklardan, evet, kaybettiği topraklardan. Burada buna dikkat etmenizi istedim. Soruyu o yüzden sordum. Ama Girit'te beni patlatmanıza anlam veremedim. Girit Yunanistan toprağı zaten. Yunanistan'ın topraklarına katılmış. Girit'i kaybediyoruz. Bitiyor. He, tapusunu vermek açısından baktığınızda bunların tek tek tapusunu vermiyorum zaten. Vermeme gerek yok. Onlar bir sınır çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Soruda şöyle bakın. Bakın. Bir sınır çekiyorum şurada. Midyene sınırı. Allah. Bir dakika. Midyene sınırını çektim ya. Ben bu sınırdan sonra kalan her yeri kaybediyorum. Gitti. Tamam mı? Girit adası da gitti. Girit de gitti. Tamam. O yüzden burada yani kaybedilen topraklar arasında Makedonya, Ege adaları, Gökçeada, Bozcaada hariç, Girit, Yanya, Selanik, Doğu Trakya, Batı Trakya, Arnavutluk, bunların hepsi Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır diye düşünüyoruz. Tamam mıyız? Evet. Devam ediyoruz. Allah'ım. Taşoz'un Bozcaada olduğunu emin miyiz?
Hocam benzer bir sorumuz var. Sonradan Taşoz'u Bozcaada'dan ayırdılarsa bilemiyorum. Küçük bir ada olarak ama bağlantılı olduğu için Taşoz olarak da geçiyor. Taşoz adası olarak da geçiyor. Devam ettim arkadaşlar. Evet, Girit yok. Yani burada az önceki sorumun cevabı 1, 2, 3, 4'tür. Tamam mıyız? Böyle alıyoruz. Hepsi gitti yani. Sonra arkadaşlar devam ettim. Geldim neye? İkinci Balkan Savaşı'na. İkinci Balkan Savaşı'na. Ama bu süreçte neler olmuş? Birinci Balkan Savaşı'nda bu kadar çok toprak kaybedince bu durumdan kim sorumlu tutmuşlar? Tabii ki İttihat ve Terakki Yönetimi sorumlu tutulmuştur. İttihat ve Terakki Yönetimi sorumlu tutulduğu için burada şeyler, askerler vesaire böyle burada durumun vehametini algılayıp ondan sonra yönetime el koymuşlar. Demişler ki İttihat ve Terakkiciler, siz bu işi beceremediniz. Hükümet bu işi yapamadı. Askeri olarak biz üzerimize düşeni yaptık falan filan muhabbetleri geçiyor tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar ne yapılıyor? Baba Ali baskını gerçekleşiyor. Şimdi biz bakalım, biz 1913'teki Baba Ali baskınına, tamam mı? Şöyle konuşalım. 1913'teki Baba Ali baskını şöyle. Bir kere hükümet darbesidir. Hükümet darbesidir. Dedik ki şöyle söyleyelim. Askeri darbe niteliğindedir. Askeri darbedir. Askeri darbeyle meclis basılmış arkadaşlar. Enver Paşa meclise dahil oluyor. O süreç içerisinde. Ondan sonrasında hatta kimi öldürüyorlar ya? Bir adam vardı. Adamın adını unuttum. Her neyse. Hatırlarım sonra. Ondan sonrasında mecbur bırakıyorlar Kamil Paşa'yı. Ve adamcağız mecburen istifa ediyor. Yerine arkadaşlar Mahmut Şevket Paşa'yı çıkartıyorlar. 5. Mehmet Reşat'ı tehdit ediyor. Enver Paşa diyor ki Mahmut Şevket Paşa kabinesi kurulacak diyor. Böylece Kamil Paşa hükümeti yıkılıyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa. Mahmut Şevket Paşa'yı zaten tanıyorsunuz, değil mi? 31 Mart ayaklanmasında hareket ordusundaydı. Mahmut Şevket Paşa kabinesi kuruluyor arkadaşlar. Resmi olarak Baba Ali baskınından sonra hükümet el koyuyor. Ve Mustafa Kemal diyor ki kardeşim diyor, sizin bu yaptığınız demokrasiye sığmaz. Demokratik değildir. Bu yüzden arkadaşlar Mustafa Kemal istifa ediyor. Ve ondan sonrasında da Mustafa Kemal'in istifasının arkasından da zaten artık Mustafa Kemal İttihatçı değilim diyor, biliyorsunuz ki. Sivas Kongresi'nde de TBMM'de de bu şekilde de yemin etmek zorunda kalmıştır demiştik hatırlıyorsanız. Baba Ali baskınıyla hükümet yönetime el koyuyor. Hükümet darbesi yapıyor. Ve bundan sonra 2. Balkan Savaşı'nda bu bizim lehimize işleyecek. Çünkü Enver Paşa özellikle ne yapıyor arkadaşlar? Doğu Trakya'yı 2. Balkan Savaşı'nda kurtaracak. Ancak bu konunun uzantısı çok daha fazla devam ediyor. Şimdi bu arada Yunanistan'la aramızdaki günümüze kadar gelen sorunlar, Batı Trakya meselesi, bunların hepsini konuşmamız lazım. Uzun sürecek bir konu arkadaşlar. Ne yazık ki burada yarım bırakmak zorundayım. Çünkü dediğim gibi konu devam ediyor. Evet, aynen. Haftaya sizi Tansu Çiller'le tanıştıracağım. Evet, Tansu Çiller'le tanıştıracağız haftaya. Evet, şimdi. Hocam birazdan, yani haftaya Atina Anlaşması'yla Girit'in tapusunu Yunanistan'a vereceğim. Yunanistan'a vereceğim arkadaşlar. Yani Girit'in gitmesi başka, elimizden çıkması başka, tapusunu vermemiz başka bir şey. Burada zaten doğru düşünemediğiniz için orada sorular yanlış gidebiliyor arkadaşlar. O repliği tabii ki yapacağım. Evet. Aynen. Bakarız hocam. Ama daha önce ÖSS sorusu var. Yani çok eski bir sınav sorusu olarak var Taşoz. ÖSYM öyle aldığı için Taşoz'u böyle alıyorum ben de. Tamam mı? Çok fazla ben takılmıyorum. ABT için ayrıca bakarız ama. Ayırırız yani. Evet, başka? Evet. Tabii ki Bulgaristan çok uzun zaman Türk, yani akrabalar bilmem neler her yerde var zaten, biliyorsunuz ki. Evet, biz şimdi tekrar programımızı yapıyoruz. Şimdi ben haftaya neler anlatıyorum, siz bana söylüyorsunuz. Yani lütfen bunu, Nurcan seni görevlendiriyorum, nerede kaldığımı. Yunanistan'la günümüze kadar gelen meseleleri anlatacağım.
İkinci Balkan Savaşı'ndan bahsedeceğiz. İkinci Balkan Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Ve ondan sonra zaten yavaş yavaş Birinci Dünya Savaşı'na giriş yapacağım arkadaşlar. Sebepleri falan filan diye konuşacağız. Bakalım bugün günlerden Cuma. Yarın akşam 2012 KPSS lisans çıkmış sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Yine beraberiz. Soruları yine her zaman olduğu gibi hem PDF'ini hem de Instagram'dan size atacağım. Siz de önceden de çözmüş olarak gelebilirsiniz arkadaşlar, tamam mı? Evet. Sınavın tarihi geri çekilmedi. Sabit kaldık. Biz tamamız değil mi? Bizim sınavımız arkadaşlar artık ne zaman? 6 Eylül'de. Sınavımız 6 Eylül'de sabit olarak kaldı. Çünkü biliyorsunuz ki turizme bizim bir katkımız yok. Biz garibanlar çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar bir de şu açıdan iyi. Umarım bizi de yani sizleri de böyle ağızlıklı falan filan sokmazlar. Eğer öyle olursa, yani öyle olması gerekiyorsa o şekilde denemeler çözmeye başlasanız iyi olur. Kendinizi alıştırın. Çünkü gerçekten o ayrı bir oksijen nefes sıkıntısı yaşatan bir şey zaten. Eylül'de de gene hava sıcak biliyorsunuz ki. Kendinize alışkanlık edinmeye başlayın şimdiden. Öyle bir sınav şartı konuşulursa. Tabii bu arada sonrasında neler olacak bilmiyoruz. Bakalım. Daha şu anki vaktimiz var arkadaşlar. Bakalım. Evet ama vatandaşlıkta değişti ya Ayberk. Vatandaşlıkta lütfen dikkat edin. Yürütme değişti. Yargı değişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Soru çözerken de çıkmış sorularda lütfen sadece temel hukuk çözün. Ve çıkmış sorulardan bakacaksanız temel hukuk sorularını çözebilirsiniz. Ve Türk Anayasa tarihini olabilir. Evet, yarın akşam yine aynı saatte beraberiz. 21.15'te. Yarın akşam tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Çıkmış soruları çözeceğiz birlikte. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Aramızda yeni katılanlar varsa lütfen abone olmayı unutmasınlar. Beğenmeyi unutmayın videomuzu. Sonradan gelenler çiçek bırakmayı unutmasın. Kendinize iyi bakın. Tamam, hoşça kalın arkadaşlar. Sesim inşallah düzelir. Niye sesim gitti hiç anlamadım. Şu an sinir oldum. Evet. Nurcan bana hatırlatmayı unutma kaldığım konuları. Tamam mı? Öyle mi? He, aleyküm selam. Valla Fatma Hoca'nın videolarına bakamadım ben ya. Vaktim olmadı yani. Evet. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.